sana enteresan bir şey söyleyeyim. Yıllar önce İzmir'deyiz havalanında. O zamanki MHK'nin önemli iki ismiyle karşılaştık. Onlar da İstanbul'a geliyorlar. Sohbet oldu. Ne dedi biliyor musun Yusuf? Bak, Türkiye neden, Türk futbolu neden ilerlemedi? Hakemlere dedik ki diyor, avantaj oynatmayın. Oyun hızlanıyor. Oyun hızlanınca çok hata yapıyorsun. Evet. Yani aslında oynanmasa bak, hiç hata olmaz. Ben kulaklarımla duydum bunu. Yani verdikleri çalın diyor. Düdüğü diyor. Tempoyu düşürün oyunda. Zaten koşamıyorsunuz. Oyunu hızlandırmayın. Çünkü oyun hızlandırdığın an işte foul, hafif bir foul oynat diyorsun. Ya da foul gibi gelmiyor. Tamam mı? İşte normal bir mücadele olarak. Yani zamanın eğitim bakanı gibi yani okullar olması meselesi aynen gibi. Yani ve ondan sonra biz niye bu tempoda değiliz? Niye bizde oyun kötü? Ya öyle ama mesela budur. Standart meselesi şey, Fransa'da da mesela dün haber çıktı. Bu arada hani bunu futbolun aktüelde değineceğiz mümkün olduğu kadar. Oradan da yorum almaya çalışacağız. Pazar günü daha detaylı anlatmaya çalışacağım ama standart meselesi orada da tartışılıyor. Yani bu pozisyona nasıl bu penaltı verir de bu vermez veya burada kırmızı kart çıkıyorsa niye bu sarı kart veriyor? Fransızların şöyle bir talebi olmuş kulüplerin. Bağımsız bir kontrol, bağımsız bir takip kurulu. Yani hakemleri atayan, hakemleri ödüllendiren veya cezalandıran kurum aynı olmasın. Atamalar yapılsın ama takibi başka bir taraftan, bağımsız bir kurul tarafından yapılsın diye bir şey öneride bulunmuşlar. İlerleyen zamanlarda muhtemelen biz de aynı konulara geleceğiz. Yani burada başka bir kurulun cezalandırılma veya yani değerlendirme fonksiyonunu yerine getirmesini. Yani hakemleri MHK'ye atacak fakat hakemlerin notunu yani gözlemciler başka bir kurul. Başka bir bağımsız tamamen MHK'den bağımsız. Aynen. Hatta federasyondan bağımsız ya da ligden. Başka bir kurul olacak. Ben doğru buluyorum yani. Bence de çok mantıklı. Doğru buluyorum ama bak şurada insan faktörünün olduğu yerde tamam mı? Şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçı olacak. Fenerbahçe Galatasaray maçını yönetecek atıyorum 3 tane hakem var. Ve 3'ü de o hafta gözlemcilerden düşük not aldılar. O zaman yeni hakem çıkartacaksın. Bak. Diyeceksin ki sen MHK başkanısın. Ben şimdi bunlara maç veremem. Kime veririm? Yusuf'a veririm. Yusuf daha önce derbi yönetti mi? Yönetmedi. Bu maçı kaldırır mı? Şimdi o zaman insan faktörü, insan kaynakları... Hocam ben 115 kiloyum, her türlü her maçı kaldırırım. Ama yani şimdi yönetmeden de yönetemez şimdi ki. Bak, hepsi ilk defa bir derdi yönetti. Bak orada bazen inisiyatif alma durumları olur. Yani merkez hakem kurulunun başına getirip sen bu hakemlerden sorumlusun dediğin zaman adama sorumluluk veriyorsun, yetki vermiyorsun. Evet. Yani orada da bir kapıyı açmak doğru, lazım. Doğru, o konu çok güzel. Yani, sorumluluk sahibi olup da yetki sahibi olmamak biraz ellerini tabii, yani orada bağlıyor. O kapıyı da açacaksın yani.